Selamünaleyküm arkadaşlar. 6. sınıf Arapça dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu 4. videomuz. İnşallah diğer 3 videomuz sizler için faydalı olmuştur. Yani aynısı çıkmasa da arkadaşlar işin mantığını kavrayabilirsiniz. Sadece aynısı çıkacak diye ezberleme yapmak yerine bazı sorularda işin mantığını kavramaya çalışalım. Bu sizin için daha faydalı olacaktır. Soru ezberlemek yerine işin mantığını öğrenmek daha faydalı olur. Ama inşallah benzer sorular veya aynısı da çıkar. Herkes 100 alsın. Bütün sınavlarınızdan inşallah en güzel notları, en istediğiniz notları alırsınız. Haydi bismillah dersimize başlayalım. Arkadaşlar önerilerinizi, tavsiyelerinizi videonun altında yorumlarda yapabilirsiniz. Videonun hızı sizler için hızlıysa veya yavaşsa oynatma hızından ayarlayabilirsiniz. Videolarımıza diğer 3 videoda söylediğimiz gibi burada da söyleyelim. Bazı arkadaşlar hocam işte şu videoyu atar mısınız diye yorumlar yazıyor. Bunun üzerine hep açıklama gereği duyuyorum. Bir kanal tanıtım videosu en kısa sürede inşallah çekeceğim. Oynatma listesinden videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem kitabın hem yazılı hazırlık videolarının. Aşağıda diyaloğu tercüme ediniz. Aşağıdaki diyaloğu tercüme ediniz. Türkçe'ye çeviriniz yani. Arkadaşlar yazmakla vakit kaybetmeyeceğim. Zeyd ve annesi arasında geçen ve teyzesi arasında geçen bir diyalog. Zeyd diyor ki Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun. Ve Aleyküm Selam diyor annesi. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun. Ehlen bik. Ehlen bik ya haleti. Yani merhaba ya da ehlen bik. Merhaba teyze. Ehlen ya Zeyt. Merhaba Zeyt. Burada merhaba anlamında arkadaşlar ehlen ve sehlen hoş geldin anlamında ehlen bik. Merhaba ya haleti. Merhaba teyze. Sana merhaba. Ehlen ya Zeyt. Yani Zeyt merhaba. Ente bugün yani ente te'abânül yevm. Bugün sen yorgunsun. Zeyd de diyor ki arkadaşlar teyzesine evet ne'am li'enneni çünkü ben la'ibun oynuyorum veya oyuncuyum. Fi ferîqil medrese okul takımında oynuyorum. Yani çünkü ben okul takımında oynuyorum. Bu la'ibun arkadaşlar hem oynuyorum anlamında kullanabiliriz hem de oyuncuyum anlamında kullanabiliriz. Nam çünkü ben li'enneni çünkü ben la'ibun fi fariqil medrese okul takımında oyuncuyum diyelim burada. Ve la'ibna ve la'ibna oynadık. Mübaratun temhidiyye el yevm. Bugün hazırlık maçı oynadık. Bakın biz anlamında la'ibna derken fiilin sonunda bu var. Fehimtu. Anladım. Velizalik. Bu sebepten taibte. Yoruldun. Bu sebepten sen yoruldun. Zeyd de diyor ki neam. Evet. Ve gaden. Yarın. İndene. Bizim var. Mübaratün. Ne var? Maç. Mühimmetün. Önemli bir maçımız var. İzen. Halası da diyor ki etemenne. Başarılar diliyorum. Lekel fevz gaden. Yarın sana başarılar diliyorum. Zeyd de diyor ki eşkuruk ya haleti. Teşekkürler. Teşekkürler teyzeciğim. Evet. Burada şayet hani bir an böyle dil sürçtü de arkadaşlar şuna bana, hala dediysek kusura bakmayın bu teyze yani hani bunu da burada vurgulayalım. Hocam eyvah buna işte hala dediniz. İnsanın ağız alışkanlığı haletün diye okunduğu için bazen böyle dil sürçebiliyor. Teyze yani teşekkürler teyzeciğim. Bu bölümleri bunun altına yazacağız. Evet. İkinci soruya geldik. Arkadaşlar buna benzer bir soru çıkabilir. Bunun ene de fiilin sonuna arkadaşlar ene de tü geliyor. Bakın şu tü. Dolayısıyla ene. Ben bununla alakalı hem ders videolarında hem diğer yazılı hazırlık videosunda böyle melodik olarak ilahiye benzer söylemiştim. Yani İlahi melodisinde hiye de cezimli t geliyor. Yani geçmiş zaman fiil. Ene vecettu. Ben buldum. Bu tü eki veriyor. Yani bulmak, buldum. Ben anlamındaki. Hiye alimet. O bildi. Bayanlar da hiye. Laibte. Ente de t geliyor. Sen bildin. Din ekini şu t veriyor arkadaşlar. Hani şu zamiri biz yazsak da yazmasak da şu ekten hangi zamir için söylendiğini biliyoruz. Yani şuradaki zamir olmasa bile Türkçe'de de örnek verelim. Mesela ben oynadım. Oynadım. Bakın ben kullanmadan. Sen gittin.
Gittin. Bak kim gitti? Sen. Türkçede de aynı şekilde bazen zamir atabiliyoruz. Hüve de ek almıyor. Şeribe. O içti. Hüve de ek almıyor. Şeribe. O içti. Talepti. İstedi. Kim? Sen. Bayanlar için olan da arkadaşlar ne oluyordu? Enti. Ti. Bunu bir tane fiili kodlayın. Mesela Alime arkadaşlar ya da burada şeribe olsun. Bakın fiil hali bu. Hüve şeribe, hiye şeribet, ene şeribtu, nahnu şeribna, ente şeripte, enti şeripti, ene şeribtu, nahnu şeribna. Bak. Hüve şeribe, hiye şeribet, ene şeribtu, nahnu şeribna, ente şeripte, enti şeripti, ene şeribtu, nahnu şeribna. Bu şekilde arkadaşlar kodlarsanız bir tane fiili diğer fiillerde de zorluk çekmezsiniz. Aşağıdaki Arapça rakamları okunuşları ile eşleştiriniz. Aşra. Arkadaşlar şöyle, evet, aşrate okunuşları ile eşleştiriniz. Burada bize şöyle bakıyorum da onu yazmamış arkadaşlar. Şöyle şu tarafa baktım. Tis'a 9. Hemen nerede arkadaşlar? Tis'a. Bazıları boşta. Seb'a 7. O zaman şöyle okunuşları ile eşleştiriniz. Burada sorunun bir bölümü arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Ha, buradaymış arkadaşlar tablonun geri kalanı. Ben de dedim bir yanlışlık mı var? Evet. Aşra arkadaşlar 10. Buraya aşratun 10. Tis'a 9. Semaniye 8 arkadaşlar. Buradaki rakamları uygun olanı buraya yazacağız. Seb'a 7. Seb'a 7. Sitte 6. Bakın şu. Hamse 5. Şu. Erba'a 4. Erba 4. Selase 3. Selase 3. İsnen 2. Vahid 1. Şunu söyleyelim. Vahid, isnen, selase, erba, hamse, sitte, seb'a, semaniye, tis'a, aşra. Vahid, isnen, selase, erba, hamse, sitte, seb'a, semaniye, tis'a, aşra. Ben şuradan şu şekilde. Vahid, isnen, selase, erba, hamse, sitte, seb'a, semaniye, tis'a, aşra. Bu şekilde arkadaşlar sayarsanız melodik olarak aklınızda kalır. Aşağıdaki kalemin kelimesine karşısındaki anlama uygun gelecek şekilde bitişik zamirler ekleyiniz. Bakın benim kalemim. Yani hüve, hiye, ene, nahnu bunlar kişi zamiriydi. Bir de bu kişi zamirlerin arkadaşlar muttasıl zamiri dediğimiz iyelik zamiri vardı. Kalemin kalem. Kalemi benim kalemim bakın. Ye geldi sonuna kalemim. Şu. Ye. İngilizce'deki my pencil gibi düşünün. O başa geliyor İngilizce'de. Arapça'da ise fiilin sonuna geliyor. Onun kalemi derken müzekker diyor. Yani erkek için. Kalemi. Kalemi hı. Kalemi hı. Evet. Onun kalemi derken ise onun kalemi arkadaşlar onun kalemi derken ise bakın müennesin kalemühe. Kalemühe. Bayanlarda he geliyor. Kalemühe. Senin kalemin derken müzekker için kalemüke. Erkekler için ke geliyor. Kalemüke. Kalemüke. Bu tarz bir soru gelebilir. Yani yüksek ihtimal. Müennes için kalemü ki. Senin kalemin derken kalemü ki. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır? Sen, müzekker, ente, biz, nahnu. Evet, bu doğru arkadaşlar. Yanlıştır diye soruyor. Sen demek, biz, nahnu, evet, hüve, ben demek. Değil o demek arkadaşlar. Cevabımız bu. Sen müennes enti. Doğru. Evet cevap C şıkkı. El-me'kulat el-meşrubat. Yukarıda kelimelerin anlamı nedir? Me'kulat yiyecekler. Meşrubat kelimesini Türkçe'de de kullanıyoruz. Hemen buradan kalem değil arkadaşlar. Kalem Arapça'da da kalem. Defter Arapça'da da defter. Yiyecek ve içecekler. Cevabımız
Burada. Yiyecek ve içecekler. Diğer şıklarımıza da yine biz bakalım ne demiş? Öğrenciler, öğretmenler. Öğrenciler dullab, öğretmenler muallimun. Meyveler, sebzeler değil arkadaşlar. Bu da gitti. Evet. Fakihat ve hadravat arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Resimdeki sayı kaçtır diyor arkadaşlar. Resimdeki sayı 9. 9'sa 9 Arapçada ne demek? Tis'a. Aşara 10 arkadaşlar. İsna aşara 12. Onu da şöyle yazalım. İsnan ise 2 arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız D şıkkı. Arıların yaptığı bu şifalı yiyeceğin adı nedir? Arıların yaptığı bu şifalı yiyeceğin adı hemen A şıkkında cevabı gördük. Aseldir arkadaşlar. Asel. Pardon. Diğer kelimelerimizin de anlamını verelim. Beydun. Beydun yumurta arkadaşlar. Hemen onu da yazalım. Yumurta. Yumurta. Cübnün peynir. Peynir. Çok böyle ayrı oldu burası. Fareden dolayı. Evet, peynir. Leben, süt arkadaşlar. Zübde, tereyağı. Bu yiyecekleri zaten biliyorsunuz. La tağdab veledek. Ve la tağdab kızma. Olumsuzluk. Hepsinde kızma kızma var. Dolayısıyla o zaman buradan gidemiyoruz. Bu tarz sorularda şıklardan gidebilirsiniz diyeceğim ama. Veledek. Burada da senin var. Hepsinde çocuğuna, annene, dedene, kendine. Burada artık şu kelimenin anlamını bilmeniz gerekiyor. Velet kelimesi çocuk demek. Evlat da çocuklar demek arkadaşlar. Çocuğuna kızma. Babana deseydi validük olurdu. Arasında bir harf fark var. Şurada ve elif girmesi lazım araya. Vali dük. O bizi yanıltmasın. Annene deseydi la tağdeb ümmük validetük olabilirdi. Dedene la tağdeb ceddük. Ninene la tağdeb ceddük. Kendine la tağdeb nefsük olabilirdi. Evet, bu şekilde. İsna aşara sayısı için hangisini kullanırız? 12. İsna aşara için bunu kullanırız. Ehad aşara bu. İşrun 20 bu arkadaşlar. 11, 10, 20, 12 bu arkadaşlar. Bu şekilde bir sınav hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bütün sınavlarda size başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah en güzel notlar sizlerin olsun. Görüşmek üzere. İlel liga. Ma'a selame. Fi emanillah.